Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Sayfa 338. Mektubat. Yedinci mesele. Medar-ı ibret bir mesele. Çok ilginç bir şey. Yani insan nasıl aldanıyor? Ondan sonra başka ne ders çıkaracağız? İnsan nasıl aldanıyor? Aldanınca hayatımızda umulmadık hadiseler bize ne diyor? Bilerek söylüyorum bakın. Hayatımızda beklemedik bir hadise cereyan ettiği zaman o bize ne diyor? Onu okumamız lazım. O mesajı almamız gerekiyor. Allah bizimle konuşuyor. Neyle konuşuyor? Davranışlarla. Yani hadiselerle bize konuşuyor. Peygamber yok ki vahiy şey yapsın. Mesela nasıl olur? Şunu kastediyorum. Bir, yaşanan bir hayatın standartın dışında bir hadiseler olması, o konuşmaktır. Bir de ruhsal hayatta, içsel enfus hayatta umulmadık bir hadiseler, mesela ferahlıklar, rahatlıklar, sıkıntılar, kabz, hadiseler, bunlar hep bir konuşmaktır. Medar ibret bir mesele. Vehme maruz, futura düşen bazı dostlarıma kuvve-i manevi teyit edecek yedi emarenin dalaletiyle sırf hizmet-i Kur'an'a ait bir ikram-ı Rabbani'yi ve bir himayet-i ilahi beyan etmeye mecburum ki, yani hizmete hakikaten bizi birisi kontrol ediyor. Birisi bize nezaret ediyor. Biz başıboş değiliz. Olduğunu gösteriyor. Çok ilginç ama şeyler var içinde. Bir neymiş? Hizmeti Kur'an'a ait bazı ikram-ı Rabbani. Bir. İki. Himayet-i ilahiyeyi beyan etmeye mecburum ki o zayıf damarlı bir kısım dostlarımı kurtarayım. O yedi emarenin dördü, yedi tane hadisi anlatacak. Dördü dost iken, sırf birer maksadü dünyevi için şahsıma değil, bakın dördü dost iken, kardeş talebi değildi. Ne yaptılar? Sırf birer maksadı dünyevi için. Allah Allah, şimdi bir satırma geldi de. Maksadı dünyevi için şahsıma değil, Kur'an'a hadimliğim cihetinde düşman vaziyetini almaları ile o maksatlarının aksi ile tokat yediler. O yedi emarenin üçü ise, o üç taneyi, bu da çok ciddi. Ciddi dost idiler. Diğerleri dost iken. Nur talebesi değil. Ama bu üçü ciddi dost. Ve maksadı dünyevi takip ettiler. Bunlar üçü ise ciddi dost idiler. Bu çok önemli bir detaydır. Ha, bunu kime geldi diye. Ciddi dost idiler. Ve daima da dostturlar. Fakat dostun iktiza ettiği merdane vaziyeti muvakkaten göstermediler. Bak şimdi, burası çok önemli bu cümle. Eğer çizecekseniz bu cümlenin altını çizeceksiniz. Neyin? Fakat dostun iktiza ettiği merdane vaziyeti muvakkaten göstermediler. Sebebi niye? Mesela bak arkadaşlar, kardeşler, bu makamda oturuyoruz. Bu makamın iktiza ettiği bazı şeyleri demek dememek, demek ve dememek iktiza ediyor.
demeyi demesem, denmemeyi de desem, ben aynı kategoriye ben de girerim. Mesela bir insan nur talebesidir. Toplumda efkar amede biliniyor. Millet de onu nurun kahramanı ve bekçisi zannediyor. Ama o dostun iktiza ettiği merdane vaziyeti yapmıyor. Göstermiyor. Risale-i Nur müdafaa etmiyor. Savunmuyor. İma ile böyle kaypakhane bir vaziyet takınıyor. Yani eviriyor, çeviriyor, deviriyor, bilmem ne yapıyor. Eğiliyor, bükülüyor, bilmem ne. Demiyor yani. Bu budur demiyor. Bildiği halde. Bildiği halde eviriyor, çeviriyor, böyle kıvırılıyor, kıvırıyor. Şey gibi kıvırıyor ya. Kıvırıyor ya. Ne demiyorsun? Ne bekliyorsun? Hayatından mı korkuyorsun? Yoksa bir şey mi bekliyorsun? İftira yapmıyorsun. Dostun iktiza ettiği merdane vaziyeti muvakkaten göstermediler. Ta ki ehli dünyanın teveccühünü kazanıp birer maksad-ı dünyevi kazansınlar ve başlarından emin olsunlar. Dünyevi bir maksat kazanacaklar, bakın kitabı satılacak. Ne bileyim yani beni başka gruptan da takdir ediyorlar, şimdi onların gruplarının abisine, hocasına, şeyhine, liderine, Risale-i Nur'a böyle açık hücum ettiği halde, yani o adam hiç çekilmeden senin Risale-i Nur'una, yani can damarına, buraya ne deniliyor? Şah damarı. Senin şah damarına bıçağı vuruyor. Ama vuramadı. Vuruyor ama, onu kastım. Sen ise senin şah damarın olan Risale-i Nur'a hücum ediyor. Sen de neyin peşindesin? Küçük dünyevi menfaat. İşte nedir? Olabilir o sahada şeyin vardır. Ne bileyim o sahada efkar ammede, ya açık konuşayım biraz. Risale-i Nur ders yapıyor. Kitabı Risale-i Nur'a hücum eden bir grup kitap satış yerlerinde satılmayacakmış. Raftan indireceklermiş. Diye Risale-i Nur'a hücum eden adamı serişte etmiyor. Etme makamındayken. Maksad-ı dünyevi. Başka bir sene bir tanesine söyledim. Hoca bu. Dedim kardeşim sen ders yapan bir adamsın. Sağda solda adamsın. Emeklisin. Adam biliyorlar. Sen ders yapıyorsun Risale-i Nur'dan. Niçin Risale-i Nur'a iftira eden? Acayip bildiğiniz gibi değil ya. Öyle bir iftira yani ediliyor ki. Risale şöyle yazıyor. Sadeleştirme altına yazmış. Diyor ki bir şeyde yazıyor. Kastamonu'da yazmış. Kastamonu'ya koymuş. Risale-i Nur diyor eski Osmanlıca ile konuştuğu için yeni Osmanlıca ile dediği şey yeni Türkçe ile konuşamıyor. Yeni Türkçe ile konuşmayı size bırakıyor. Yazmışmış diyor. Kastamonu'da yazıyor. Diye uydurmuş adam. Sokmuş bunu. Nereye koymuş biliyor musunuz? 146 Kastamonu'ya. Yani şu parçayı, şu parçayı, şu parçayı bir araya getirip 42'lik top güllesi gibi atabilirsiniz. Altına koymuş. Sanki geçiyor Risale'de. Risale-i Nur eski Osmanlıca'yı konuştuğu için yeni Türkçe ile konuşmuyor. Yeni Türkçe ile konuşmayı size bırakıyor. Hain, münafık. Öyle bir şey var mı? Niye münafık diyorsun? Bu münafık değil de nedir? Münafık nasıl olacaktı ki? Olmayan eklemedi mi? Allah Resulü demiyor mu? Benim demediğimi diyen, dediğimi yalanlayan cehennemde yerini hazırlasın. Şey diye anlatıyor ya bu mektubatta 19. mektubun başında anlatıyor. Tahrifi görüyor musunuz? O kadar var ki. Lozan'ı ortadan kaldırmış adam. Tahrif değil mi? Efendim İngilizce'ye çeviriyor. İngilizce ile ne alakası var? Türkiye kaynaktır, Risale-i Nur esastır. O türevleridir İngilizce, Fransızca'ya çevirme. Broşür yapmak gibi. Bu kaynağı yok ediyor ya. Bakın ne yapmış? Risale-i Nur diyor eski Osmanlıca ile konuştuğu için yeni Türkçeyi diyor siz diyor yeni Türkçe ile siz konuşun. Öyle eklemiş. Şimdi peki niçin söylüyorsun?
Şimdi dost kardeşlerimiz var. NTV'de satılan kitapları var adamın. NT mi? Ha, NT. NT'de kitapları var, bilmem nesi var. Hocaya söylüyorum da onun da ağzına kaçıyor. Dedim ki kardeşim sen bunu konuşan adamsın, niye bunları demiyorsun? Niye onlarla berabersin bunu bildiğin halde? Ya dedi benim mahkemem var dedi. Mahkemem bitmesi lazım dedi. Onlar da yardım aldım. Onlar da destek işte o mahkemem hakikaten neticelendi. Vefa borcum var diyor. Risale'nin bu borcun yok mu? Ötekisine sordum. Bir sürü kitapları varmış. Diyor ben diyor öteki kitapların sahiplerinin akıbetine mi duçar olayım? Peki sen ben niye bunu açık söylüyorsun? İma ile artık konuşmuyorum ben. İma yok kardeş. Çünkü adam Risale-i Nur'a ima ile gelmiyor. İma ile gelse ben de ima ile giderim. Bakın şu tüyleriniz ürpermiyor mu? Risale-i Nur diyor bu asırda eski Osmanlıca ile konuştuğu için diyor yeni Türkçe ile siz konuşursunuz. Böyle bir şey var mı? İftira değil mi? Peki bunu bilerek yapan adamın şeriatta ne denilir? Sadık mı denilir, kazık mı denilir? Kazık denilmez. Bu aldatmaktır. Yalan başka bir şeydir. Bu münafıklıktır. Bunu yazmış adam. Yani millete yaranmak değil mi? Yani gençliği kurtarmak yani. Bu yalana bak ya. Peki tamam. O onu yaptı. O işini yapıyor. Vazifesini yapıyor. O işini yaparken ben de işimi yapıyorum. Fakat o bu makamda olanlar, ders yapanlar, tamam mı? Ders yapanlar niye dostun iktiza ettiği merdane vaziyeti göstermiyor? Niye onu söyle? Ben o olmayanı demiyorum. Bak bu yok, bu yalandır de ya. Bu yalandır. Böyle bir yer yok, böyle bir cümle yok külliyatta. Lozan'ı niye çıkarttınız, niye demiyorsun? Beşinci Şua'yı niye çıkarttınız, niye demiyorsun? Mustafa Kemal'le alakalı olanları niye çıkarttın, niye demiyorsun? Fakat dostun iktiza ettiği merdane vaziyeti muvakkaten göstermediler. Niye? Bak niyesini de söylüyor. Ta ki ehli dünyanın teveccühünü kazanıp birer maksadı dünyevi kazansınlar. Ve başlarından emin olsunlar, o cemaattan da emin olayım. Halbuki o üç dostum, ma teessüf, o maksatların aksiyle birer itap gördüler. Şimdi anlatıyor. Peki, niye, nasıl bu ders yapacaktım ben? Dolduruyorum işte cemiyette bugünkü hali ne varsa, Risale-i Nur'a yapılan, başka bir şey olsaydı başka bir şeyle izah edecektim. Risale-i Nur'u korumak bizim asli vazifemizdir. Bunu kimse engel olamaz. Ne derse deyin, sizin hayatınız buna bağlıdır. Bununla bağımlıdır. Biz hayatımızı buna endekslemişiz. Bak, evvelki dört zahiri dost, sonra düşman vaziyetini gösterenlerin. Görüyor musunuz? İlk önce dost dediler, sonra ne olmuş? Sonra düşman vaziyetini göstermişler. İlk önce dost, sonra gelişen hadiselerle düşman oldular. Onlardan bir tanesi, birincisi. Ben uydurmuyorum ha. Bak, evvelki dört zahiri dost, sonra düşman vaziyetini gösterenlerin birincisi kimmiş? Bir müdür. Kaç vasıta ile yalvardı. Niçin yalvardı? Arkadaşlar o zaman git elini sağla sağla. Envardan, Sözleri Yayın Evi'nden, efendim bir tane külliyat ver. Öyle yok. Öyle yok yani. Yazacaksın, senin olacak. Tamam, bir tanesini iste. Böyle kitap yok. Forma forma. Mesela 26. mektubun 4. mefasının 7. meselesi bu. Forma bu. 7. mesele bu var. Mektubat nerede alacaksın da koltuğun altına? Nerede öyle yağma? Kitap nerede? Tam yazacaksın ama kim verecek sana? Kim de var? Adam yazıyor. Bunun bu okuduğum derse sahip olman için yazman lazım. Yazman için de o forma elinde olması lazım. Nerede bulacaksın? Aylarca, senelerce bekliyor ki bir tanesi yazıyor. Üstadım ne olur Kadir Risalesi'ni kendime nüsha yapacağım. Bulamıyor ki yazsın. Bir tanesi dedi ki abi fotokopi yok muydu? Öyle Türkiye'yi bitirmişler ki kağıt Menderes Amerika'dan ithal ediyor. Tamam mı?
bir kısmı kağıdını Menderes'in bizzat devreye girerek parayla alacaklar. Piyasada kağıt yok. Devreye girerek kendisi bu ustada hizmete şey olsun diye parasıyla verin dedi ya. Kağıt ya kağıt. Bana diyor ki bu delikanlımız, abi fotokopi yok muydu? Vardı kardeş. Gidemediler, oradan çekemediler. Nasıl geldi, ne olur? Bu risaleler nasıl geldi? Küfrane nimet yapabilir miyiz? Küfrane nimet yapabilir miyiz? Vefasızlık yapabilir miyiz? Bak onun için şaşıracaksınız da, sen diyeceksin ki niye yalvarsın? Bir müdür kaç defa, birkaç vasıta ile yalvardı. Neyle biliyor musun? Onu devreye soktu, onu devreye soktu, onu devreye soktu. Yalvardı. Ne olur? Ne istedi biliyor musunuz? 10. sözden bir nusa istedi. Haşir. Değil mi 10. söz? Ne yaptı biliyor musun bu namussuz adam? Ona verdim. O ise terfi için dostumu bırakıp düşmanlık vaziyetini aldı. Ne yaptı? Valiye şekva ve ihbar suretinde verdi. Bak Said Nursi bak ne yapıyor diyor. Görüyor musunuz diyor, valiye veriyor. İhbar ve şikayet, şekva suretinde verdi. Hizmet-i Kur'aniye'nin bir eseri ikramı olarak terfi değil azledildi. Tokatı bak. Hepsi Risale-i Nur'a hücum edenlerin, bakın Allah'ınızı severseniz, maksadının aksiyle tokat yiyorlar. Dünyalık isteyenlerin dünya tahtları başlarına devriliyor. Makam isteyenleri makamın altında kalıyorlar. Yani bu şefkat tokatı değildir de nedir? Bu şefkat değil galiba. Bu nedir? Zicir. Evet, bu zicir. Yani şefkat dedim, yani tokat değil de nedir? Bak, ne istiyorsun? Dünya hakimiyeti, dünya saltanatı başına devrildi. Ne istiyorsun? Makam. Makamın altında kaldı. Risale-i Nur'u alet yapanlar veya hücum edenler kesinlikle ve kesinlikle tokatlarını yerler. Gereken dostluğun merdan hepiniz ha. Bu sözümü dinleyen de herkese diyorum. Dostluğun iktiza ettiği merdane vaziyetini almayan, göstermeyen hepsi tokat yer. Bir tanesi bana yazıyor. Öyle değil, şefkat tokatlarının altına yazmış. Öyle ama ben diyor tokat yemedim. En büyük tokat, tokat yemediğini zannetmesidir. Buhran geçiriyor, buhran. Tokat geçirmediğini zannetmiyor. Peki tokat yemeyen ne oluyor? Tokat yemeyen ahirette kalır. Ha? İki. İkincisi de müdür arkadaşlar. Bakayım ne yaptı, merak ediyorum bu adamı. Diğer bir müdür, dost iken, amirlerinin hatırı için ve ehli dünyanın teveccühünü kazanmak fikriyle. Tamam da şimdi size ne bakıyor? Hemen bir mukadder soru koyayım. Ya abi ya, bizim ne alakası var ya? Siz müdür değilsiniz, müdürlük de istemiyoruz. Arkadaşlar, kanun bir silsiledir. Kanun bir silsiledir. Efal onun ile bağlıdır. Bu kanunu yakalayacaksınız. Müdürle alakalı olsaydı bunu yırtın atın. Bizimle hiç alakası yok. Yani kanun şu. Kur'an'da Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası Yusuf'la alakalı ise, seninle alakalı değilse atla orasını. Sen okuma. Oysa Yusuf bir modeldir, simgedir. Tamam mı? Onun zatında biz varız. Yusuf'tan maksat sensin. Musa'da maksat sensin. Burada müdürden maksat sensin. Sen müdür olsaydı, müdürü simge kullanıyor. Kur'an'da nasıl ki Karun, Firavun, Nemrut. İbrahim kim? Benim. Ne hangi vasfımdır? Tefekkür ve şefkatim. Musa'da kast benim. Şeriat'tır. Ya. Müdür sensin. Bakalım neymiş? Diğer bir müdür dost iken, amirlerinin hatırı için ve ehli dünyanın teveccühünü kazanmak fikriyle şahsıma değil bakın. Hizmetkarlığım cihetinde, demek ki insanın 3 tane şahsiyeti var diye hatırlıyor musunuz? 1. Beşeriyetimiz, şahsımız. Benim mesela, ben uygulayayım. Mutlak bırakmayayım. Benim 3 tane şahsiyetim var, herkeste olduğu gibi. 1. Bu kitabı kapattım. Buradan çıktım. Yiyorum, içiyorum, gidiyorum. Bu beşeriyetim. İkinci bir şahsiyetim var. Kulluğum var, kulluğum. Benim namazım, orucum, fedakarlığım, tamam mı?
ne bileyim, özel hayat, özel ibadet, Allah'a karşı duruşum, enfus-u halim, tefekkürüm, kendimle Allah arasındaki münasebet. Üçüncü bir şahsiyetim, şu anda gördüğünüz şahsiyetim. Derse çıkıyorum, camide vaaz ediyoruz, teravih kıldırıyoruz, vaaz ediyoruz. Böyle bize itimat edip ders dinliyor insan. Ondan sonra bize itimat edip ya Risale-i Nur'daki cemiyet hadiselerine bir yorum getirecek abi diye bakıyor, dinliyor. O zaman bana böyle bakıyor. Ben şimdi bunu evirip çevireceğim. Yok, kıvıracağım. Alttan alacağım. Bununla şey yapacağım. Ama kırılmasın, dökülmesin. Ona da şey yapmasın ama gizli de söyleyeyim. Öyle yok ya. Öyle yok, öyle bir şey yok kardeşim. Ustad da bak koymuş. Bak ustad böyle gidiyor mu gitmiyor? Ustad evirdi mi çevirdi mi burada Fatih? Evirip çevirmiyor. Kıvırmıyor, kıvrılmıyor. Kıvrılırsan kıvırırsın. Ustad burada evirip çevirmiyor. Tak koyuyor. Bu budur. Allah da evirip çevirmiyor. Kur'an'da, Kur'an en çok benim hoşuma giden meziyetine biliyor musunuz? Çok acayipime gidiyor. Kur'an bir şey evirip çevirmiyor. Böyle kıvırmıyor, kıvırmıyor ya. Kıvırmıyor, kıvırmıyor böyle. Kıvırmıyor. Kur'an koyuyor böyle, diyor ki bu budur. Bu da budur, bu da budur. Müslüman da böyle olmaz o. Bu budur, bu da budur. Evirip çevirmeyecek, tamam mı? Evirip çevirmeyeceksin. Nereye malcık? O zaman çıkma arkadaş buraya. Git otur oraya. Git evine ders yap. Derse katıl. Ders makamına geçtin mi, evirip çevirmeyeceksin. Külliyatın şablonuna ne giriyorsa bu girmemiştir. Bak bunlar Risale-i Nur'a zarar veriyor. Bunlar fayda veriyor. Geçen bir tanesi soruyor. Abi diyor, neslin, o sen yeni asen değilmiş de yeni sezon. Şu aların arkasına Deccal'ın kronolojisini yazmış. Yanlış. O grupta nesilden çıkan küllat. Arkasına, şu aların arkasına her bir risalede geçen ismin tarihi malumat veriyor. Deccal'ı 2,5 saat sayfa yazmış. İyi bari methetseydi mi, Deccal layıkası yapsaydı. Niye demeyeceğim? Adam yapıyor, utanmıyor. Ben yaptığını söylüyorum, utanacağım, öyle mi? Adam utanmadan gidiyor Kastamonu 146'ya. Risale-i Nur sizinle eski Osmanlıca ile konuşuyor. Ya sadeleştirme nam altındaki tahribin içinde. Siz diyor yeni Türkçe ile yeni nesille konuşursunuz. Yani öyle şeyler söylemem gerekiyor ki içimden ama durduruyor. Bu kadar yalan olur mu? Hani sadeleştirecektin? Niye ekledin? Ha peki niçin söyledim? Adam sıkılmadan, çekinmeden yalanlığını, münafıklığını yapıyor. Ben onu yapanı Müslümanıma ikaz etmeyeceğim. Niye? Adam nesil gitmiş şu aların arkasına. Tarihi şey yazmış ya, Deccal'ın tarih kronolojisi. Mustafa Kemal, bakın ben hikayemi söylüyorum, bakın. Mustafa Kemal hakkında ne kadar malumat var. Lan şu aynı şu alarda 333 müydü, 350 miydi? Şu aylarda onun ne olduğu, ne mal olduğu, onun deccal olduğunu söylesek diyor. Her gün onlar kişi idam edilsek gene ucuzdur diyor. Diyor mu demiyor? Adamın bu deccalın deccal olduğunu dersek her gün 10 kişi asılsak ustad diyor ki ucuzdur. İmanlar kurtuluyor. Adam gidiyor onu bir şu aylarda ismi geçiyor diye şu ayların arkasına 2,5 saat, 2,5 sayfa ona malumat veriyor. Deccal'ı ve Risale-i Nur'un içine koymuş ha. Hiç utanmadan Risale-i Nur külliyatının içine koymuş. Bu adam sıkılmadan, çekilmeden bu mübarek Ramazan'da bunu koyuyor, yapıyor, çekilmiyor. Hasan bu makamda bu yapanı demeyecek. Vallahi ne biliyorsam nerede ne var? Ne biliyorsam bütün dostlarıma söylüyorum. Hiç çekinmeden ilan ediyorum. Söylüyorum, söyleyeceğim. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yani evirip çevirmeyeceğim. Kıvırmayacağım. Kıvırma benim fıtratımda yoktur. Neyse o. Ha iftira da yaparsam amin. Ahirette herkes az. Hemen ne yapıyorum? Çeviriyorum. Siz de şahitsiniz. Düzeltiyorum, kesiyorum, iptal ediyorum. Hata oldu diyorum. Tamam. Şimdi ki bu derste ne yapacaksınız? İkinci müdür, müdür sensin. Kendinizi koyacaksınız. Ne yapmış bakalım? Diğer bir müdür, bir de okuyorum. Dost iken
amirlerin hatırı için ve ehli dünyanın teveccühünü kazanmak fikriyle, amirlerinin hatırı için, bak, amirler var ya, abilerin, hocaların, ablaların hatırı için, ehli dünyanın teveccühünü kazanmak fikriyle, şahsıma değil, hizmetkarlığım cihetinde rakibane ve düşmanane vaziyet aldı. Aldı, ne oldu sonra? Kendi maksadının aksiyle tokat yedi. Ümit edilmediği bir meselede 2,5 seneye mahkum edildi. Sonra Kur'an'ın bir hizmetkarından dua istedi. Yani ustad kendisi. İnşallah belki kurtulacak çünkü ona dua edildi. Üçüncüsü, bu da bir muallim. Hep bak okumuş insanlar ha. Bir muallim dost görünürken ben de ona dost baktım. Sonra Barla'ya nakledip yerleşmek için düşmanane bir vaziyet ihtiyar etti. O maksadının aksiyle tokat yedi. Muallimlikten askerliğe atıldı. Barla'dan uzaklaştırıldı. Ustadın Barla'ya girmesini istemiyordu. Dördüncüsü, gene bir muallim. Hem de hafız, hem mütedeyin gördüğüm için, hem hafızmış, hem de dindar gördüğüm için, Kur'an'ın hizmetinde bana bir dostluk edecek niyetiyle ona samimane bir dostluk gösterdim. Sonra o, ehli dünyanın teveccühünü kazanmak için bir memurun bir tek kelamıyla bize karşı çok soğuk ve korkak vaziyeti aldı. Sonra o maksadının aksiyle tokat yedi, müfettişinden şiddetli bir tekdir yedi ve azledildi. Gördün mü? İşte bu dört adam düşman vaziyeti almakla böyle tokat yedikleri gibi üç dostum da ciddi dostun iktiza ettiği merdane vaziyeti göstermedikleri için tokat değil bir nevi ihtar nevinden aksı maksatlarıyla ikaz edildiler. Birincisi, gayet mühim ve ciddi ve hakiki bir talebem olan bir zat-ı muhterem, mütemadiyen sözleri yazar, neşederdi. Yani kendinizi bunun içine koyun. Bakayım nereden ikaz edildi. Gayet mühim, ciddi, hakiki bir talebem olan bir zat-ı muhterem, mütemadiyen sözleri yazar, neşederdi. Sözler külliyat demek. Müşeveş büyük bir memurun gelmesiyle, yani oraya bir memur gelmiş, karışık. Yani ne oldu belli değil bir adam. Ve bir hadisenin vuku ile yazdığı sözleri sakladı. Muvakkaten istinsahı da terk etti. Yani o sözleri, yazdığı şeyleri sakladı. Ve hizmeti durdurdu. Şimdi ben mesela kendimi bunun içine koyayım. Ben bu makamdayken, bu şeyde, olan hadiseleri görmemezlikten gelip ders yapsam, hadiseleri bu derste yorumlamasam, olayları gizlesem, yani ucum edilen şeyleri, aynı kategoriye ben de girerim. Bakayım ne tokat yemiş. Ta ki ehli dünyanın bir zahmet görmesin, ehli dünyadan bir zahmet görmesin ve sıkıntı çekmesin, onların şerlerinden emin olsun. Hakikaten öyle, ya bana ucum edecekler, hayatıma kast edecekler. Bilmiyorum ne yapacaklar? Yani imkanlarmış olacak. Yok efendim ders dinlemeyecek. Dinlese ne olur, dinlemese ne olur? Ta ki onların ya bana zararı olur. Efendim devletle savaşan bir örgüt. Devletle savaşan bir örgüt. Seni ne yapar? Desem aman bir zarar görmeyeyim, sıkıntı çekmeyeyim, onların şerinden emin olsun demiş. Aynı kanun kendim uyguluyorum dedim. Halbuki o hizmet-i Kur'aniye'nin muvakkaten tatilinden gelen bir eseri hata olarak, yani risaleleri çıkartmadı, gizledi. Ben de mesela Risale-i Nur'a hücum edenleri gizliyorum, açık etmiyorum, etmem gerekirken gizledi hata olarak. Bir sene mütemadiyen 1000 liraya mahkumiyet gibi bir bela,
gözü önüne konuldu. O zaman 1000 lira ha? 1000 lira. Kuruşların konuştuğu dönemde. Ne vakit istinsaha niyet etti? Ne vakit Risale-i Nur'un merdane vaziyetinin hizmetini yüklendi ve eski vaziyetine döndü? O davasından tebriğ etti. Lillahil hamd, beraat kazandı. Fakr Ali ile beraber 1000 lirada kurtuldu. O 1000 lira dönemi ne demek biliyor musunuz? O tarihte dedem 2,5 liraya doğurmuş sinek, şey, sığır aldı, inek aldı. Doğurmuş yavrusuyla beraber 2,5 liraya, 1000 lirayı hayal edin. O tarihte konuşmuş yapmıştı. İkincisi, 5 seneden beri mert ve ciddi ve cesur bir dostum. Mert, ciddi, cesur. Ehli dünyanın ve yeni gelen bir amirin hüsnü zanını ve teveccühünü kazanmak için komşum iken, şuraya bak, düşünmeyerek ihtiyarsız birkaç ay benim ile görüşmedi. Çünkü ustada selam vermek tehlikeli. Yani bazılar diyordu ya, ya ben diyor Asr-ı Saadet'e gelsem abi şey hemen. Lan kardeşim, Asr-ı Saadet'e gelsen o kadar ötlek bir adamsın ki, Bediüzzaman'da yaşamışsın, Bediüzzaman'da korkaklığından komşusu iken gitmiyorsun, dostu iken. Selam vermiyorsun. Aman beni de onlar yapalım. Peki gel şimdi. Sen şimdi soruyorsun bugün. Abi biz Asr-ı Saadet'te olsak şöyle yapardık, böyle yapardık. Ustadın zamanında olsaydın şöyle yapardım, böyle yapardım. Bir dakika dur. Sen şimdi bu zamanda yaşıyorsun. Bu zamanın saidi var Risale-i Nur. Peki Risale-i Nur'a hücum ediliyor, tarif ediliyor, hücum ediliyor. Sen ne yapıyorsun? Merdane gösteriyor musun vaziyetini? Şimdi neysen o zaman da aynı olacaktın. Şu anda yanlışa taraftarsın, o zaman da yalakalılarla beraber olacaktın. Aynı, hiç değişen bir şey yok. Tarih değişmiyor. Hadi aktörler değişiyor, o kadar. Aynı şey. Tiyatro aynı arkadaşlar. Tiyatro aynı. Aktörler, isimler değişiyor. Bakayım kim ne yapacak? Allah imtihan ediyor. Bakayım ne yapacaksın? Samimi misin, değil misin? Yalaka mısın, ciddi misin? Ne yapmış bu? Bak şu o kadar ağrıma gidiyor ki, komşum iken düşünmeyerek ihtiyarsız birkaç ay benim ile görüşmedi. Peki. Uygula bunu şimdi, ustat yok. Derse gidiyor musun, gitmiyor musun? Komşun ileriki mahallede falan, derse gitmiyorsun. Ne Osman? Görüşmedi demek bu. Derse gitmiyorsun. Niye gitmiyorsun? Ya ne derler? Veya ya Ramazandır, ne bileyim. Oruçtur, tembellik. Gitmiyorsun. Aynı kanun. Birkaç ay derse gitmiyorsun. Görüşmedi. Risale-i Nur'la irtibatın yok. Birkaç ay. Hatta bayramda ve namazda uğramadı. Halbuki maksanın aksi ile kayre meselesi neticelendi, nüfusu kırıldı. Komşum iken düşünmeyerek ihtiyarsız birkaç ay benim ile görüşmedi. Hatta bayramda ve Ramazan'da uğramadı. Ramazan'da da uğramıyor ha. Oruç var mı? Sağ mısınız? Sağ mısınız? Yaşıyor musunuz? Dershane ile için. Aç mısınız? Açıkta mısınız? Dersleri oluyor mu? Teravih oluyor mu? Durumunuz nedir? Hizmet nedir? Ne yapıyorsunuz? Hiç adamın umrunda değil. Abi, tahliller elimde. Akciğer kanseri. İyi ki kafa kanseri olmadın. Yeni akciğer kanseriymiş. Çok da üzüldüm. Desim geliyor da demedim. Ne yaptım? Size örnekleri canlı canlı veriyorum. Niye biliyor musun veriyorum? Bu dersi ben hayatın içinden anlatmak istiyorum. Ne olur bu lafımı bir dinleyin. Hayatın içine koymak istiyorum bu dersi. Hayatın içinde olacak bu. Risale-i Nur hayatın dışında okunmaz. Hayatla okunur. Hayatın kendisi. Bak senelerce gelmiyorsun, aylarca gelmiyorsun. Sonra eline raporu tutuşturdular, kansersin. Hanım gitti. O olay, ben ne bu? Sana nasıl bunlar hikaye uydurur? Çocuk durumu iyi değil. Başkası, abi psikolojim tamamen bozuldu, ilaca bağımlıyım falan. Ötekisi işim iflas ettim diyor.
Mesela çoğalt da çoğalt. Tahmin edersiniz yani binlerce müracaatları bana. Hep nereden geliyor? Bak. Derse gelmiyor, okumuyor. Hatta bayramda ve Ramazan'da uğramadı. Halbuki maksadın aksiyle kaide meselesi neticelendi, nüfusu kırıldı. Tokat. Ne yaptın? Aksiyle tokat yedin. Neyle? Maksadının, değil mi? Maksadının aksiyle karya meselesi neticelendi, nüfusu kırıldı. Ne olursa olsun o adama. O adam bir semboldür, simgedir, Yusuf gibidir, meylemdir. Ha, bu adamda kendini koyacaksın. Ha, ben derse gideceğim arkadaşlar. Dershane hizmetleriyle alakadar olacağım ya. Hangi bölgedesin? O bölgenin. Gideceksin, bakacaksın. Faturası yapmış mı elektriğini? Ben senin paramı istiyorum. Sen bulunduğun dershaneye gideceksin. Affedersin, gittin tuvaletin, kanalizasyon parasını bari sene de bir defa sen öde. Abdest alıp namaz kıldın, hep başkası ödedi o faturayı. Bir faturayı sen öde. Değil mi? Verme, ver demiyor. Git bir faturayı al. Senelerden beri gidiyorsun, o dersi dinliyorsun ışık altında. Senede en az bir ayın elektriğini sen öde. Ve git. Ne yapıyorsunuz? Ramazanınız mübarek olsun. Arkadaşlar teravih kılıyor musunuz? Dersler oluyor mu? Bu Ramazan, bak, Ramazan münasebetiyle hatta bir dine temayül var. Komşum, halamın oğlu, teyzemin oğlu, amcamın oğlu da gelecek Ankara'dan, Eskişehir'den bir zamana misafir olacak. O, yani bir bakayım, getirebilir miyim? Aa, bu benim komşum, teravih giderken bir abi de burada kılalım dedim diyor. Hasan abi gel bir tanıştırayım. Ondan sonra inerim böyle ben de. Ya kardeşim hoş geldin, maşallah Bayram Bey'le mi berabersiniz, değil mi? Komşuyuz, üst komşum. Yani teravihe gidiyorduk da Bayram Bey bizi buraya getirdi. İyi, çok memnun oldum kardeşim, hoş geldin. Safalar getirdim, bir ders de yaparız. İnşallah hoşlarınıza giderse bu. Eğer münasebetimizde memnunsanız, ders de hoş, inşallah bekleriz. Bizim burası devamlı açıktır, ders yapıyoruz vesaire. Böyle getir işte. Tam bir fırsat. Hacca mı gittin? Git kardeş orada sırf kendini düşünme. Mekke'de Medine'de dershane var. Dersleri irtibatlandır. Risale götür, anlat o Türkleri mahfilinde. Anlat yani, bir şey de yani, Risale-i Nur var de. Karıncalar bir tanesi demiş bana uçakta, hayret, inadına mı? Risale-i Nur'u duydun mu dedim, duymadım. Said Nursi duydum dedi. Dedim ya, Risale'yi nasıl duymadın, karıncalar bile duydu, sen insan olarak nasıl duymadın bunu? Adam bir şey yaptı, ne bileyim dedi ya. Nasıl duymazsın ya, bütün dünya duymuş ya. O da şaşırdı ya, öyle mi ya dedi ya. Tabii ya, ama Said Nursi duymuş. Said Nursi duymuş, Bediüzzaman'ı duymamış, Risale'ni duymamış uçakta. Hangi tarihte yaşıyor? Taş devri desem bunlar hikaye yalan. Yani böyle taş devri, monos taş devri, böyle şeyler yok. İnsanlık peygamberle başlamış, ilimle başlamış. Öyle uyduruk müydürük şeyler, tarihler yok. E şimdi o dönemde diyeceğim, o dönem değil yani. Bu adam nasıl yaşamış? Üçüncüsü. Haftada bir iki defa benimle görüşen bir hafız. Dersi gelen, kitap okuyan. Tamam, öyle diye düşün. Kimmiş bu? Furkan? Hafızmış değil mi? Sıradan bir adam değilmiş. İmam olmuş. Sarık sarmak için iki ay beni terk etti. Hatta bayramda yanıma gelmedi. Hilaf-ı İmam olarak... Maksadın aksiyle 7-8 ay imamlık ettiği halde hilaf adet bir surette ona sarık bağlattırılmadı. İşte bu gibi vukuatlar çok var. Fakat bazılarının hatırlarını kırmamak için zikretmiyor. Bunlar ne kadar zayıf birer emare ise de fakat içtimağında bir kuvvet hissedilir. Onunla kanaat gelir ki şahsıma karşı değil, bak, ustadın şahsına değil, şahıslarımız yok. Mesela Hasan'ın şahsına hakaret etse ne olur? Kabul etse ne olur? Reddetse ne olur? Hasan'ı dinlese ne olur? Dinlemese ne olur? Ama şahsıma karşı değil, çünkü nefsimi hiçbir ikrama layık görmüyor. Belki, ama başka bir şahsiyet var Hasan'da, ustadda, sende, herkeste. Nedir o? Hizmet-i Kur'an'ı Kur'an noktasında, bak, belki hizmet-i Kur'an noktasında
Sırf o cihette bir ikram-ı ilahi ve bir himayet-i Rabbani altında hizmet ettiğimiz anlaşılıyor. Dostlarım bunu düşünmeli. Evhama kapılmamalı. Ne demek biliyor musun? Yani ben nurları tanıdım, okuyorum. Gitmiyorum. Aylarca okumuyor adam, derse gelmiyor. Şu, bana tokat gelmiyor. En büyük tokat. Geçen bir tanesi gelmişti. X biliyorsunuz. Abi diyor, hanım düzelmiyor. Düzelmez tabii. Kitap okuyor musun dedim. Okumuyor. Kaç seneden beri benim lisede okurken, o zamandan bir arkadaşım. Hatta benden eski. Çok eski. Zannetmiyorum bir defa külliyatı bitirdiğini. Ben zan ya. Hadi bitirdi. Üç defa bitirsin. Okuyor musun? Okuyamıyorum. Niye? Hanım az şey diyor. Hanım gider mi ki? Ya sen hasta olacaksın hanım. Ya o Allah üzerinizdeki şeyi kaldırmıyor. Bak ne diyor? Belki hizmeti Kur'an noktasında sırf o cihette bir ikram ilahi bir nasıl oluyor biliyor musun arkadaşlar? Bak adam nurları bilmiyor. Rezil, kepazı bir hayat yaşıyor. Bu adama nur nasip oluyor. Derse geliyor, düzeliyor. Bu adama Allah'ın rahmeti apaçık gözüküyor. Adamı kuyudan çıkarıyor ve hak ediyor da. Adam geliyor hemen yapışıyor. Tamam bilmiyordum diyor. Tamam bir bu model var Osman. Yunus. Bak böyle bir model var. Böyle bir adam düşün. Bir de adam böyle sizin gibi tanıdı. Nimetiniz sahip oldu. Risale-i Nur'a kısmen istifade ettiniz. Ondan sonra hadi benden eyvallah diye bırakmış adam. Buna rahmet tecelli eder mi? Buna böyle ihsan tecelli eder, buna ikaz olur. Bırakıyorum. Ne yapıyor? Allah hiçbir şey vermemekte. Hatta dünyada da muvaffakiyet veriyor. Bela musibet vermemekte. En büyük bela musibeti veriyor. Gene tokat geliyorsa şükretsin. İşte ben onlara pek acımıyorum. Ama geliyor tamam mı? Bakıyorum Sivas'ına rezil kepaze. Hele yurt dışında. Ben onun çenemi diye hırtamı da yırtıyorum. Vallahi her şeyimi seferber ediyorum. Dükkanına uğruyorum. Bu yaşlıyım. Oruçluyum, Ramazan'da gidiyorum, cumadan, teraviden veya teraviden önce, inan giderken uğruyorum, kardeşim nasılsınız? Allah hayırlı ve bereketli ömür ve rızık nasip etsin, dua ediyoruz, hocam sağ olun falan. O da karşılıklı geçip gidiyoruz. Ama öteki söylüyorum, hiç doğramıyor. Hatta yolumun üzerindeyken dükkanı böyle gidiyorum ki görmesin. Senelerce uğramaz. Senelerce uğramaz, okumaz. Niye kardeşim okumuyorsun? Ben sana param istiyorum. Risale-i Nur niye okumuyorsun? Niye hizmete gitmiyorsun? Niye derse gitmiyorsun? Hayatında görmüyor musun? Sıkıntıdan kurtulamıyorsun. Niye? Tokat bu. Belki hizmeti Kur'an noktasında sırf o cihette bir ikram ilahi ve bir himayet-i Rabbani altında hizmet ettiğimiz anlaşılıyor. Dostlarım bunu düşünmeli. Dostlarım düşünmeli diyorum. Evhama kapılmamalı. Ben ya gitmesem de olur. Tokat yemem. Evham etme. Sana tokat da geldiyse evham da etme hatandan. Eğer hiç tokat gelmiyorsa kitap okumuyor musun? Yok. Derse de gelmiyorsun. Tokat da gelmiyor. Allah seni çok seviyor. Ondan senin işin ahirete kalmış kardeşim. Sen ikaz edilecek adam değilsin. Tokat kime vurulur? Bak. Vurdum. Sana vurabilir miyim Fatih? Size vurabilir miyim? Niye vuramam? Söyleyin. Uzak olduğunuz için. Uzak olduğunuz için. Buna vurulur. Tokat yakın olana vurulur. Tokat vurmadı mı sana kader? Ahirette bedeli. İkaz yoksun. Daha sen ikaz edilmeyeceksin. Yani Allah seni bıraktı demek lazımcası. Onun için tokat geliyorsa da Allah'a şükredin. Evama kapılmamalı. Madem hizmetkarlığıma bir ikram ilahidir ve madem fahre değil belki şükre sebeptir ve madem ve emma bi nimeti rabbike fehaddis fermanı var. Yani 93. surenin 11. ayeti Allah'ın size verdiği nimeti şükür için ikram olduğunu böyle şevk için tadat et, zikret, fehaddis. Fermanı var. Bu sıra binaen hususi bir surette dostlarıma beyan ediyor. Hususi bir surette
Beyan ediyorum sevgili arkadaşlar. 412'de ne var? Ha, demek ki şurada. Fakat dostluğun iktiza ettiği merdane vaziyeti muvakkaten göstermedileri atıf. Hakiki olmayan bazı biçare dostlarımı o surette çektiler. Manen onları tehlikeye attılar. Peki. Bu mevzu şefkat tokatları esas nerededir? 10. leva. Hatta Emirdan'da böyle bir soru var. Sen diyorsun ki dostlara tokat geliyor ki düşmanları gelmiyor. Hatırladınız mı? Evet abi. 14. sözde deprem bahsinde de musibetler haklısın. Evet. Yani esas şefkat tokatının yeri, şefkat tokatının yeri, göstereyim diye söylüyorum. Ders bitti. 10. lemadır. Tamam arkadaşlar. 10. lemadır. 10. lemada şefkat tokatı var. Emir Dağı'nda nasıl vardı? Hatırladınız mı? Şimdi dostlara tokat geliyor. Dostlara tokat geliyor. Efendim şeylere gelmiyor. Niye gelmiyor? Sen böyle zikrediyorsun diye. Hatırladınız mı? Orayı da göstermek isterim. Neden dostların kusuratına tokat gelir, hücum eden düşmanlara bu tarz gelmiyor? Bu da çok harika bir yer. Bak bu doğru, burayı buldun, güzel. Burası çok önemli. Neden dostlara tokat geliyor? Yani hizmette olanlar lakayt ol tokat diyor, adam hücum ediyor, düşman ona tokat gelmiyor. Hücum etmiyor, yalnız lakayt. O çok önemliydi. Lemalar hele 47'de çok önemli. Has dostlarınıza gelen musibetleri tokat eseri deyip hizmet-i Kur'an'ı futurları cihetinde bir itap telakki ediyorsun. Halbuki size ve hizmet-i Kur'an'ı'ya hakiki düşmanlık edenler selamette kalıyorlar. Neden dosta tokat vuruluyor? Düşmana ilişilmiyor. Hatırladınız? El zulmü la yedum vel küfrü yedum. Ya tamam. Zulüm devam etmez, küfür devam eder diye. Burada bir yer var, çok harika bir yer. Onu okursunuz ama ben burada bırakıyorum. Yani bu çok soruluyor. Bunu dinleyenler şu soru hemen hatırına gelecek. Diyecekler ki, has dostlarına gelen musibetlere tokat eseri deyip, hizmet-i Kur'an'ı futurları cihetinde bir itap telakki ediyorsun. Halbuki size ve hizmet-i Kur'an'ı hakiki düşmanlık yapanlar selamette kalıyorlar. Neden dosta tokat vuruluyor? Düşmana ilişilmiyor. Lemalar 47 ve Emir Dağ 1-75. El zulmü la yedim vel küfrü yedim. Zulüm devam etmez, küfür devam eder. Zulüm kullar arasındadır, küfür Allah ile kul arasındadır. Burada devam ediyor. Bu acayip bir yerdir ama burada Ramazan olduğu için kısa kesiyorum. Vâfir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha.